hem green card çekilişini kazanır, hem daha sonrasında Türkiye'den biriyle evlenip ona eşine green card kazandırmış, hem yaşadığı eyalette memuriyet hayatı süren devlet memuru olmuş, hem de 6 yılın sonunda bildiğim kadarıyla Amerikan vatandaşlığına da hak kazanmış Mehmet Kızmaz. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hazır sizi böyle hepsini bir arada yaşamış biri olarak bulmuşken kaçırmıyorum. Bir röportaj yapalım istedim. Teklifinizi kabul ettiğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Nasılsınız? Ben teşekkür ederim yayın teklifiniz için. İyiyim, teşekkür ederim. Ben size ilk sorumu sorayım. Şimdi birçok kişinin, ben de dahil, hayalini süslüyor. Şöyle bir green card çekilişini kazansam da Amerika'ya yerleşsem. Ben videolarınızda izlemiştim. Aslında hiç Amerika'ya gitmeyi düşünmüyor musunuz bildiğim kadarıyla? Genelde de hep bu tür insanlara çıkıyor bu green card çekilişi. Hikayeyi kısaca bir anlatır mısınız? Nasıl girmiştiniz? Şöyle, ben aslen Batmanlıyım. İşte 2012'de üniversitede okurken daha 3. sınıftaydım galiba, evet. Yok, 4. sınıfın başlarındaydı. Green Card başvuru süreçleri oluyor malumunuz. Siz de biliyorsunuz Ekim-Kasım aylarında. O arada işte bir arkadaşım böyle bir Green Card'dan bahsetti. Aslında ben 2010'lu yılların başlarından itibaren yurt dışına gitmeyi düşünüyordum. Ama Amerika hiçbir zaman aklımda değildi yani. Genelde yakın ülkeler, İngiltere, Almanya gibi ülkeler geliyordu akla ilk başta. Böyle gidip oralarda yaşamak gibi bir hayal. Az önce de siz de ifade ettiğiniz gibi Amerika hayali yoktu bende, ama birçok insanın hayali var yani, böyle yurt dışına gidip oralarda yaşamak. Ben de işte arkadaşımın teklifiyle işte Green Card'a başvurdum. Aslında ilk başlarda böyle bir çekincem de vardı. Gerçekten böyle bir şey var mı? Çünkü Türkiye'de birkaç dizide bu konu işlenmişti aslında. İnsanlar Green Card yoluyla dolandırılıyor maalesef. Biliyorsunuz bu tür şeyler var. Çekinerek de olsa arkadaşımın İngilizcesine güvenerek Green Card'a başvurdum. Başvurduğumda herhangi bir İngilizcem seviyem yoktu yani. Kendim de o işlemleri yapmış değilim. Arkadaşım yaptı benim için. Öyle bir serüven oldu. Ben de başvurdum. Ve işte üniversite bitimine bir ay kala, Mayıs'ta biliyorsunuz açıklanıyor Green Card sonuçları. 2013 Mayıs'ında da Green Card sonuçları açıklandı ve açıklandığında da benim de kazanmış olduğumu öğrendim. Ve orada baya bir şok oldum yani, ilk defa başvuruyorum. Sonra biraz araştırmıştım Green Card nedir ne değildir falan. İnsanlar 10 yıl başvuruyorlar çıkmıyor falan, böyle şeyleri de hikayeleri de duyunca ben çok şaşırdım yani ilk başvuruda. Bir de daha üniversite mezunu değilim, ama o kadar şart değil o üniversite mezunluğu da. İngilizce de bilmiyorum, orada zaten formda belirtmiştim İngilizcem yok diye. Ve çok şok oldum yani. O arada işte gidip gitmeme gibi bir şeyim oldu, ama tabii az önce de ifade ettiğim gibi yurt dışı hayali olduğu için bu fırsatı kaçırmak istemedim. Bir şekilde ailemi ikna edip geldim Amerika'ya. İşlemleri başlattım daha doğrusu. Daha sonra da işte 2014'ün Ekim'inde geldim. 2014 Ağustos'ta vizeye girdim, vize görüşmesine. Daha sonra işte Ekim'de biletimi alıp geldim Amerika'ya. Kısaca böyle bahsedebilirim Green Card serüveninde. Peki, başvuru sürecinden sonra hani kazandığınızı öğrendiğiniz Mayıs ayı. Şimdi Ekim'de giriş yapılıyor. Mayıs'ta belli olursunuz. Mayıs'tan sonra konsolosluğa gidene kadar nasıl bir süreç geçiyor? Kısaca ondan da bahseder misiniz? Şimdi şöyle, dbprogram.org diye bir internet siteleri var bunların. Oradan check ediyorsunuz kazanıp kazanmadığınızı ve herhangi başka bir siteden bunu takip edemezsiniz. Burada da dinleyicilere veya izleyicilere öneride bulunuyorum. Kesinlikle size gelen herhangi bir e-mail'e veya WhatsApp üzerinden gelen reklam mesajlarına kanıp da Green Card başvuruluyor falan tuzaklarına düşmeyin. Siz sadece belli periyotlarda başvuruyorsunuz ve belli periyotlarda ancak o sonuçları öğrenebilirsiniz. Ama şöyle, danışmanlık şirketleriyle çalışabilirsiniz tabii ki, o ayrı bir mesele. Şimdi Green Card çıktıktan sonra siz orada kendi bilgilerinizi görüyorsunuz zaten. Size verilmiş olan onay numarasıyla giriyorsunuz zaten o sonuçları görmek için. Onay numarası, soyadı ve doğum tarihinizin yılını giriyorsunuz. Orada çıkıyor bilgileriniz. O bilgileri ilk önce yazdırın veya şey yapın, bilgisayarınızda bir yerde kaydedin. Çünkü o bilgiler işinize yarayacaktır ileride veya istenirse onları ibraz edebilirsiniz gerekli kurumlara.
Daha sonra da işte DC 260 formu var. Bu formu en kısa sürede doldurmanız gerekiyor. Bu form uzun bir form. Kaydederek devam edebiliyorsunuz. Mesela diyelim ki girdiğiniz sisteme size verilen orada numaralar var. Confirmation numarası filan. Onunla giriyorsunuz sisteme ve dolduruyorsunuz. İşte sizin bilgileriniz, adres bilgileriniz, okuma, eğitim durumunuz, seviyeniz filan. Onların hepsini dolduruyorsunuz. Dediğim gibi uzun bir form. Eğer evliyseniz ve çocuklarınız varsa ayrıca onlar için de o bilgileri girmeniz gerekecektir. O yüzden formu doldururken kaydederek devam etmenizi öneririm. Eğer herhangi bir sistem hatası olursa geri döndüğünüzde kalmış yani kaydetmiş olduğunuz yerden devam edeceksiniz. Tekrar sıfırdan başlamak zorunda kalmayacaksınız. Sistem kendisi kaydediyor ama yine de garantiye almak için aşağıda kaydet butonu var. Oraya kaydet deyip save edip böyle bir sonraki sayfaya geçip formu doldurmanızda fayda var. O formu doldurup submit ediyorsunuz işte. İnternet üzerinden bu oluyor. Eskiden formu doldurup print edip benim dönemimde öyleydi mesela. Amerika'daki kuruma gönderiyorduk. Ama şimdi öyle bir durum yok. Her şey internet üzerinden görüyor. Formu doldurup submit ettikten sonra yanılmıyorsam bir 325 dolar mıydı? Öyle bir ücreti var onun. Onu ödüyorsunuz. Ve böylece işlemleri başlatmış oluyorsunuz. Daha sonra size bir e-mail geliyor KCC tarafından. Kentucky Consular Center mı? Öyle bir şey galiba onun açılımı. Oradan sizlere e-mail geliyor ve diyor ki gerekli evrakları, destekleyici evrakları yükleyin deniliyor sisteme. Ve o size gelen e-maildeki talimatlara uyarak işte birth certificate dediğimiz doğum belgesi ama bu Türkiye için nüfus kayıt örneği. Burada dikkat etmeniz gerekiyor. Ben bundan eşimle ilgili durumda 4 ay falan kaybettim. Çünkü ben doğum belgesini yüklüyorum ama sistem bunu reject ediyor. Daha sonra tekrar yüklüyorum, reject ediyor. 2 ay böyle oldu. Ben de iletişime geçtim gerekli kurumla ve dediler ki burada istediğimiz aslında nüfus kayıt örneği Türkiye'de. İki dokümanı da yükleyebilirsiniz. Bunda bir zarar yok ama nüfus kayıt örneğini mutlaka yükleyin doğum belgesi yerine. Daha sonra sabıka kaydı şeyini yüklemeniz gerekiyor. PDF olarak veya fotoğraf olarak sisteme yüklemeniz gerekiyor. Bununla beraber eğer askerlik yapmışsanız, özellikle erkekler Türkiye'de mecburi olarak işte belli bir yaştan sonra askerlik yapıyoruz. O askerlik yaptığınıza dair o kayıtları da girmeniz gerekiyor sisteme. Daha sonra işte ne vardı başka? Pasaportunuzun bu ön kısmı, sizin bilgilerinizin bulunduğu, fotoğrafınızın bulunduğu ön sayfasının fotoğrafını çekip ya da bir PDF olarak ayarlayıp onu da yüklemeniz gerekiyor. Bir de sabıka kaydını söyledim galiba. Bir de şey var. Polis sertifikası deniliyor da o nasıl oluyor bilmiyorum. Türkiye'de herhalde yani polis rekordu diye geçiyor bildiğim kadarıyla. Onu da e-devlet üzerinden zaten alabiliyorsunuz. Yani sabıka kaydından farklı bir şey galiba bu. Onu da yüklemeniz gerekir. Yani sabıka kaydı diyor bir tanesi. Criminal record diye yani daha doğrusu court report. Yani eğer böyle bir şeyiniz varsa mesela mahkemelik bir durum olmuşsa onu yüklüyorsunuz. Anladığım kadarıyla orada öyle. Diğeri de polis certificate dediği de işte sabıka kaydı olmuş oluyor galiba. Öyle bir durum var. İki farklı belge isteniyor yani bir şekilde. Yani durum bu. Daha sonra işte onları submit ettikten sonra bekliyorsunuz. Size randevu verilmesi ne kadar? İşte bir tarih veriliyor sizlere. Bu tarih işte Ankara'da görüşme oluyor. Bu Green Card görüşmeleri İstanbul'da olmuyor. İstanbul'da da konsolosluk var ama genelde Ankara'dan yürüyor bu immigration prosesleri. Oraya gitmeniz gerekiyor doğal olarak. Ve işte tarih geldikten sonra isterseniz şeyi de anlatayım. Yani bu konsolosluk sürecine de girelim isterseniz. Nasıl işliyor falan. Evet, belgelerden zaten ben size soracaktım, bahsettiniz. Öyle bir dosya hazırlıyorsunuz. Galiba kurada çıkan numara sırasına göre konsolosluğa çağrılma zamanı Evet. geçiyor. O süreçte ama bir sağlık kontrolü mü öncesi istiyorlar ayrıyeten? Tabii sağlık kontrolü şöyle. Size mesela diyelim ki bir tarih verildi. Bugün ayın kaçı? 26'sı, 26 Eylül. Diyelim ki 26 Eylül'e size bir tarih verildi. Ankara'daki konsoloslukta sizin vize görüşmeniz var. Bundan önce sizin bir sağlık kontrolünden geçmeniz gerekiyor. Bu sağlık kontrolünü de Doktor Un diye bir klinik var Ankara'da. Bu yani Green Card sürecinden geçenler, bu tür vizeleri alanlar oraya gidip o sağlık kontrolünden geçmeleri gerekiyor.
ve sadece bu klinikle çalışıyor konsolosluk. Yani normal bir devlet hastanesine veya özel bir hastaneye gidip rapor alamıyorsunuz. Yani ben raporumu aldım geldim diyemiyorsunuz. Gittiğiniz zaman yani görüşmeye giderseniz raporu almadan sizi geri gönderecekler. Yani işte işlemi başlatacaklar ama diyecekler ki gidin sağlık kontrolünden geçin ve gelin. Buraya gitmeniz gerekiyor. Yani doktorun diye bir klinik var. Oraya gitmeniz gerekiyor. Orada da işte sizin bu göğüs şeyini çekiyorlar. Röntgenini falan çekiyorlar. Daha sonra da aşı gerekiyorsa aşı yaptırıyorlar sizlere. Ve işte doktorla mülakat yapıyorsunuz. İşte sağlık geçmişinizle alakalı falan herhangi bir klinik ne oluyor? İşte devam eden bir sağlık sorununuz var mı falan şeklinde öyle sorular soruluyor. Ya da mental olarak sizi de ölçüyor. Çeşitli sorular soruyorlar orada. Acaba muhakemeniz yerinde mi falan şeklinde. Böyle oradan bir kontrolden geçiyorsunuz. Basit bir sağlık kontrolü aslında. Daha sonra da bu klinik sizin sağlık raporunuzu otomatik olarak konsolosluğa gönderiyor. Bu da değişmiş. Bunu eşimden öğrendim. Bizim dönemimizde aslında o raporu gidip bir gün veya 2 gün sonra alıyorduk. Konsolosluğa giderken, kapalı zarf içerisinde konsolosluğa giderken onu götürüyorduk mesela. Ama şimdi değişmiş. Onlar otomatik olarak arka planda gönderiyorlar konsolosluğa. Ve siz artık konsolosluk görüşmesine hazır oluyorsunuz. Ve işte dediğim gibi mesela 26'sındaysa sizin görüşmeniz, 23'ünde, 22'sinde sağlık randevusu alıp o doktorun kliniğinden Ankara'ya gidip sağlık kontrolünden geçmeniz gerekiyor. Daha sonra da işte 26'sı geldiğinde görüşmeye gitmeniz gerekiyor. Ben de dahil çok merak ediyorum. Bu konsolosluk mülakat nasıl geçiyor? Neler soruluyor? Karşınızdaki görevli Türkçe biliyor musunuz? Siz Türkçe konuşabiliyor musunuz? Nasıl bir süreç o? Şöyle, siz Türkçe konuşabiliyorsunuz. Oradaki görevliler Amerikalı olsa da az da olsa Türkçeleri var. Bazen anlamadıkları kelimeler oluyor doğal olarak. Ben mesela başımdan geçti görüşmede. Arkada destek aldığı işte Türk asıllı orada çalışanlar var Türkiye'den. Onlara sordu işte bir şey olarak tercüme ettiler. Ben de aslında bir İngilizce bilmememe rağmen o kelimeyi öğrenmiştim mesela söyledim ama tam anlayamadık galiba. Oradan bir destek aldı falan. Böyle bir şey oldu. Ama Türkçe girebiliyorsunuz. Bana bütün soruları Türkçe sordular, Türkçe cevap verdim. Çünkü İngilizce yok yani. İngilizce bilmeyen birisi İngilizce giremeyecektir sonuçta. Başka neler soruyor size orada? Bir hani o an mülakat bittiğinde vizesine hak kazanmadığınızı söylüyorlar mı? Yoksa kapalı kutu orada bilmeden muallakta mı çıkıyorsunuz? Şimdi şöyle mesela konsolosluğa gidiyorsunuz. Tabii kuyruk oluyor sabah erken gitmeniz gerekiyor. İşte giriyorsunuz içeriye orada bekleme yerleri var bekliyorsunuz. Daha sonra sıranız geldiğinde işte gişeden bir numara alıyorsunuz. Sıranız geldiğinde gidiyorsunuz işte tam size ayrılmış olan pencereye, gişeye. Ve işte ilk başta size diyor ki elinizi kaldırın ve yemin ediyorsunuz orada. Diyorsunuz ki burada ibraz edeceğim bütün dokümanlar, bütün söyleyeceğim her şeyin doğru olduğuna yemin ediyorum diyorsunuz. Ve öyle başlıyor görüşme. Daha sonra işte bana ilk sorduğu soru galiba şuydu. Amerika'ya niye gitmek istiyorsun? Yani çok basit bir soru sormuştu bana. Ben de işte kısa ve net cevap verdim. Bu da çok önemli. Yani dinleyiciler buna dikkat etsinler. Kısa ve net cevap verin. O cevapta vermiş olduğunuz cevapta ikinci bir soruya neden olacak bir cevap vermeyin. Yani eğer ikinci bir soruya neden olacaksa o uzayacaktır görüşmeniz. Ve biraz sıkıntı olabilir. Kısa ve net. Yani Amerika'ya niye gitmek istiyorsun? Ben dedim eğitim almak için ve İngilizcemi geliştirmek için gitmek istiyorum. Benim amacım bu. Ve orada da İngilizcemi geliştirdikten sonra çalışmayı düşünüyorum demiştim. Ve böylece şey yapmıştı yani. İkinci bir soruya falan geçmişti. Daha sonra işte bana ikinci soru olarak da şey sordu. Mesela burada bir adres belirtmem gerekiyor. Green Card ve Social Security Number dediğimiz sosyal güvenlik numarası o adrese geliyor. Yani Amerika'daki adrese, belirttiğimiz adrese geliyor. Burada arkadaşım vardı mesela. Onu nereden tanıyorsun falan şeklinde sormuştu. Ben de onu açıkladım ikinci cevap olarak. Daha sonra herhangi bir şey söylemedi yani. Ya iki üç soru sordu. 10 dakika sürmedi yani benim görüşmem. Ve şey üzerinden geçti tabii. Benim oraya götürmüş olduğum submit etmiş olduğum dokümanların üzerinden geçti. Ve işte banka dekontunu ibraz ettim. Orada işte
o paranın kaynağıyla ilgili sorular sormuştu bana. Ben de gerekli cevapları vermiştim orada. Yani çok basitti ve sonuç olarak siz de şey sordunuz ya, belli oluyor mu? Yani size onaylanıp onaylanmadığını söylüyorlar mı? Söylüyorlar. Eğer onaylanırsa vizeniz onaylandı deniliyor. 10 gün içerisinde sizin pasaportunuz belirtmiş olduğunuz PTT'ye gönderilecektir. Çünkü siz konsolosluğa gitmeden önce bir PTT şubesini belirtmeniz gerekiyor. Mesela İstanbul'da Büyükçekmece'de yaşıyorsanız size yakın bir PTT'yi belirtiyorsunuz ve diyorsunuz ki benim pasaportum oraya gelsin. Oradan gidip alıyorsunuz 10 gün içinde. Zaten size bir SMS yoluyla da onu bildiriyorlar. Pasaportunuz gönderildi. Yani bütün detayları alıyoruz şimdi böyle. Çok süper. Evet. Evet, onaylanmasa da aslında orada 3 tane seçenek karşınıza çıkıyor onaylanma durumunda. Onaylanma, bekleme ve onaylanmama. Onaylanmama Green Card'da ben şu ana kadar duymadım. Yani birçok insanla tanıştım Green Card'da gelmiş olan. Hiç öyle bir case'le karşılaşmadım. Vardır muhtemelen ama ben denk gelmedim yani. Kolay kolay reddedilmiyor yani. Onaylandığı zaman zaten az önce ifade ettiğim gibi 10 gün içerisinde pasaportunuz elinize ulaşıyor. İçine vize basılı olarak geliyor. Onaylanmazsa ve bekletilmeye alınsa, daha doğrusu onaylanıp bekletilmeye alınsa size pasaportunuz geri veriliyor. Mesela diyelim ki bir doküman eksikliği var. Bende olduğu gibi mesela eşimin işte bir dokümanı eksikti. Pasaportunu verdiler. O dokümanla birlikte bize şeyi gönderin dediler. Pasaportunuzla birlikte onları bize gönderin. Biz sizin vizenizi basıp göndereceğiz. O dokümanı gönderdik pasaportla birlikte daha sonra ve pasaporta vizeyi işleyip gönderdiler. Yani bekleme de bu şekilde oluyor. Yani hale gelebilecek varsa onun için size bir şans tanınıyor, beklemeye alınıyor. Tabii, aynen öyle. Anladım. Çok, çok yani o anda hep avukatlar falan da hani çok bilmiyor. Kendisi bunu yaşamadıkça insan bilmiyor. Demek ki o an Evet. biliyor, onaylandı ya da onaylanmadı. Evet, ben iki şeyi de yaşadım. Birincisi ben onaylandı diye ben kendim. Eşimde de beklemeye alındı ve gerekli evrakı ibraz ettikten sonra onaylayıp gönderdiler pasaportla birlikte. Anladım. Peki hani bir de herkesin en çok sorduğu soru işte banka hesabında ne kadar olmalı? Siz benim dediniz ya onun ibrazını da yaptım. O Evet. konuda biraz değinebilir misiniz? Ya ben şanslıydım. O zaman 2014'te biliyorsunuz dolar kuru o kadar yüksek değildi. Ben 20 bin dolara yakın bir miktar göstermiştim bankada. Biraz borç almıştım açıkçası o banka hesabına koymak için. O kadar da kurcalanmıyorlar yani açıkçası şeyi. Ama yine de olursa ne kadar olursa iyi olur. 15 bin dolar ve üstü kurtarır diye düşünüyorum evli olmayan bir kişi için. Ama aileli gelecekse biraz daha fazla olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü şöyle, sizin buraya ilk gelişinizde hemen iş bulamıyorsunuz. Onu hesaplamanız gerekiyor. Yani birkaç ay böyle işsiz olarak burada yaşamınızı sürdürmeniz gerekiyor. Bunun için de belli başlı paralar ödemeniz gerekiyor. Onun için eğer evliyseniz farklı bir miktar göstermeniz gerekiyor veya bekarsanız çok az daha az bir miktar gösterirseniz yeterli oluyor. Bekarsanız 15 bin dolar yeter diye düşünüyorum. 15 bin dolar gibi düşünmek lazım. Çocuklar varsa daha da. Yani öyle de olabilir. Evet, öyle de olabilir. Evliyse mesela belki bu rakam 30 bin, 40 bin, 50 bine kadar yükselebilir yani. Çünkü hem iş bulma süreci olacak, hem ev tutmak gerekecek, hem sağlık sigortası yaptırmak, Tabii. eminim başka masraflar, yani 3-5 ikinci bile olsa eşya almak gerekecek. Tabii. Deposit bölgesini bulurdu. Gerçekten ilk etapta bayağı para lazım. Evet, aynen öyle. Buraya kadar şeyi hallettik. Bir insan işte Ekim ayında, Ekim-Kasım gibi Green Card çekilişine başvurusunu yapıyor. Mayıs ayında sonucunu öğreniyor. Kazandıysa Ankara'daki Büyükelçiliğe gidene kadar ki süreçte istenilen belgeleri toparlıyor. Sağlık kontrolünden geçiyor. Mülakat günü geldiğinde gidiyor, mülakatını oluyor ve vizesinin onaylandığını öğreniyor. Şimdi Evet. o süreçten sonra asıl macera başlıyor. İnsanlara ne önerirsiniz? Hani nasıl, eğer diyelim ki orada hiç tanıdığı yok. Hiçbir akrabası, arkadaşı, tanıdığı hiç kimse yok. Bir sürü eyalet var, 50 küsur eyalet var Amerika'da. Ben neye göre, tecrübelerinize dayanarak da bir fikir vermenizi istiyorum. Hani neye göre seçim yapmalıyım eyalet seçerken?
Şimdi şöyle, benim birkaç arkadaşım vardı. Onlar da Kaliforniya Silikon Vadisi taraflarında yaşıyorlardı. O konuda biraz şanslıyım diyebilirim. Çünkü burada tanıdığınızın olması biraz sizi rahatlatır ilk etapta falan. Hele hele benim gibi İngilizce bilmeden geliyorsanız bu çok önemli bir şey. Ben oraya geldim açıkçası. Hiçbir şekilde araştırmaya da ihtiyaç duymadım. Dedim gideyim bir arkadaşlarımla zaman geçireyim. Daha sonra da bakarız duruma göre eyalet falan. Ama şöyle önerim şu, mesela siz sağlıkçıysanız sağlıkla ilgili daha rahat sertifika alabileceğiniz, çünkü Türkiye'de her ne kadar sağlık okursanız da buraya geldikten sonra belli sertifikaları almanız gerekiyor, belli sınavlara girmeniz gerekiyor doktorluk yapabilmek için. O sertifikaları, o şeyleri, sınavları daha rahat geçebileceğiniz eyaletlere gitmenizi öneririm. Mesela Kaliforniya'yı sağlıkçılar için önermem, çünkü çok zor. Kaliforniya diğer eyaletlere göre bu sağlık konusunda veya başka alanlarda sertifika almak konusunda çok daha zor. Mesela bir arkadaşım var, Kaliforniya'da yaşıyor. Bununla ilgili işte berberlikle ilgili bir sertifika almak istiyor ama Kaliforniya'da çok zor. Ama New York'tan almak isteyince bunu e-posta üzerinden bile alabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde sertifikayı. Böyle değişiklikler var eyaletten eyalete göre. Bu değişiyor. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Bu kendileri ilk önce bunun bir araştırmalarını yapmaları gerekiyor. Ben şimdi 50 eyalet var, ikisinde yaşadım. İkisini bilirim, üçüncüsünü bilmem yani. Çünkü Amerika dediğimiz bir ülke, her bir eyalet bir ülke. Yani tamamen kuralları da farklı olabiliyor bazen, şeyleri de farklı olabiliyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. O yüzden ya ben Amerika geneli için konuşamam tabii. Hangi eyalete gitmeleri gerekiyor bu konuda? Kendilerinin araştırması gerekiyor. Eğitimle alakalı bir alandaysalar, eğitimin en iyi olduğu veya en rahat olarak eğitime katkı sağlayabilecekleri bir eyaleti seçmeleri gerekiyor. Böyle kendileri o şeyleri, araştırmaları yaparlarsa çok daha rahat bir şekilde geçiş yapabilirler burada. Yani herkes kendi mesleği alanında eğer Tabii. araştırma yapacak, sizin tavsiye ediyorsunuz. Hani Tabii. hangi eyalette o meslekte iş bulması daha kolaysa ya da sertifikasını denklik alması daha kolaysa öyle bir seçim yapmasında fayda var diyorsunuz. Bir de tabii Aynen öyle. şey de önemli geliyor bana. Pahalı eyaletlerde yaşamak ilk etapta daha zor olabilir. Tabii, evet. Hatta şeyleri bile düşünmek gerek. Kendi açımdan hesaplıyorum. Hani soğuktan hoşlanmayan, soğukla baş edemeyen birinin gidip doğu illerinde yaşaması çok zor olsa gerek. Aynen öyle. Hava koşulları, bütçe, hani meslek, her şeyi hesaplamak gerekiyor yani seçerken. Allah'tan internette değil mi? Bu konuda artık Tabii. eski dönemin nitekinden daha gelişmiştir. Her türlü veriye ulaşılabiliyor şu anda. Evet. Peki siz giderken hani hala aynı mıdır bilmiyorum bunlar. Vize onaylandıktan sonra ne kadar bir süre tanınıyor Amerika'ya giriş yapabilmeniz için? Şimdi şöyle, vizenizin belli bir tarihi oluyor. Size basılan green card vizesinin yanılmıyorsam 6 aylık bir süresi oluyor. O süre expire olmadan önce girip green kartınızı Amerika'dan almanız gerekiyor. Aksi takdirde çeşitli farklı işlemler yapmanız gerekiyor. Açıkçası bu işlemlerin ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ama aklıma gelen ilk başta o sağlık raporunu tekrar almanız gerekecek. Aşı falan oluyorsunuz ya orada, gerekli aşıları. O aşıları gidip tekrar olmanız gerekiyor. Bu da ekstra bir masraf demek. Çünkü o sağlık raporunu almak için 380 dolar gibi bir para ödedim ben eşim için. Son güncellemesi bu mesela. Çünkü o da aslında kişiden kişiye göre değişen bir para miktarı. Aşı olacaksanız ekstra para ödüyorsunuz aşılar için. Her bir aşı için ekstra bir para masraf demektir. Eşim için 380 dolar falan ödemiştik. Aşıları nasıl tespit ediyorlar peki? Diyelim ki hani şu an ben 44 yaşındayım ve benim şu an kayıtlı mıdır sistemde ilk çocukken olduğum aşılar falan bilmiyorum. Hani onları nasıl tespit ediyorlar? Yanılmıyorsam aşı kartı gibi bir şey alıyorsunuz hastanenizden falan. Öyle bir şey var. Kendi Zaten izin peşini mi düşüyorsunuz? evet, öyle bir durum var. Ama hani bazı aşılar, hani küçükken olmuş olduğunuz aşıları bilirsiniz. Yani burada da izi vardır bazı aşıların. Onu yani söylüyorsunuz da. O bazen sözlü olarak da şey yapılıyor, itimat ediliyor. Beyan önemli Amerika'da. Ona da itimat ediliyor yani. Çok iyi.
Yani Evet. bilmeden bir daha olmanın da bir anlamı yok. O da güzelmiş. Yani Evet. altı biraz arkasında Amerika'ya giriş yapılması gerekiyor. Green Card'ı orada verdiğiniz adresten kendiniz teslim alacaksınız. Ama giriş yapamazsanız yine hakkınız yanmıyor. Fakat bu tür sağlık işlerini baştan edip masraf yapmanız gerekiyor. Aynı masraf. Aynen öyle. Aynen öyle. Anladım. Peki giderken İngilizcem yoktu dediniz. İngilizce hakkında mı tutuyorlar verebilirsiniz? Çok zorlandınız mı? Ne kadar sürede öğrendiniz? Şimdi ben başımdan girişte bir olay geçti İngilizce bilmemekten dolayı. Biliyorsunuz her ülkede girişler hem vatandaşlar için hem de normal vatandaş olmayanlar için ayrılmıştır. Ben de green card'lıyım diye böyle citizen kelimesini biliriz, hepimiz biliriz yani şey olarak pasaportumuzda bile yazıyor o. Oradan girdim dedim herhalde green card'lı olunca buradan girebiliyorum. Yani citizen'ların girdiği yerden girdim. Yes no seviyesiyle geldim İngilizce olarak ama burada düzenli olarak da okula gitmedim açıkçası. Burada yaşadığım için öğreniyorsunuz. Kulak dolgunluğu oluyor bir şekilde. Ve İngilizce mi diyebilirim ki %80 oranında genelde film izleyerek, Netflix'ten veya YouTube'dan İngilizce bir şeyler izleyerek, kitap okuyarak ve podcast dinleyerek geliştirdim. Çünkü önemli olan şu, ilk önce kulağınızın dolması gerekiyor kelimelere. Anlamanız gerekiyor. İlk önce onu duymanız gerekiyor. Zamanla o sizin artık beyninize işliyor ve ben mesela Netflix'ten film izlerken altyazıyı açıyorum. Hala da açarım mesela. Çünkü bilmediğim kelimeler olabiliyor. Ona bakıyorum, orada yazılışını da görüyorum, seslendirilişini de görüyorum. Bu benim İngilizcemin daha çabuk gelişmesini sağladı açıkçası. Ama düzenli olarak öyle bir iki defa gitmişimdir ESL klaslara. Onun dışında herhangi bir okul durumu olmadı yani kurs durumu falan olmadı. Oraya gitmediğiniz insanların hani mal varlığını paraya dönüştürmesi gerekiyor. Yani o 6 ay içinde kenarda bir para varsa gerekmez ama hani insanların evini, arabasını, eşyalarını satmasını kendi tecrübelerinize dayanarak önerir misiniz? Şöyle, arabanız varsa satabilirsiniz. Araba tekrar alınabilecek bir şey. Ama ev yine alınır da evi satmayın derim ilk etapta. Arabayı satarsınız, onunla idare edersiniz bir süre. Ha, buraya geldikten sonra çünkü şöyle bir durum var. Garantiniz yok. Gelirsiniz, beğenmezsiniz, zorlanırsınız, geri dönme kararı alırsınız. Evinizin olması her zaman iyidir. Yani döndüğünüzde yani rahat bir şekilde tekrar gider evinizde yaşarsınız. Ama arabayı dediğim gibi birkaç ay içinde tekrar alabilirsiniz geri. Arabayı satın, evi satmayın derim. Buraya gelip yerleştikten sonra, buraya artık adapte olduktan sonra öyle zaten 5-6 ay içerisinde karar veriyorsunuz kalıp kalmayacağınıza dair. Kalacaksanız evi de satabilirsiniz diyebilirim yani. İlk başta o kadar şey yapmaya gerek yok yani her şeyi satalım, paraya döndürelim, gidelim orada şey yapalım. O mantıklı gelmiyor bana açıkçası. Çok radikal bir karar aslında. Evet. Ben burada Bir yok. de parayı harcarsınız yani. Sonuçta o evi paraya döndürdüğünüz zaman o para erir yani. Bir şekilde burada eritirsiniz onu. Ama o yerinde durursa o paraya bir şey olmayacak sonuçta. Sonra onu satarsınız. Burada eğer bir iş kurmak isterseniz, başka bir şey yapmak isterseniz o parayı burada yine değerlendirirsiniz. Doğru. Peki, gittiğinizde siz birbirinizi hiç bulmamıştınız. Arkadaşınızın yanına gittiniz. Peki hani o kadar şanslı olmayanlar için mi önerirsiniz? Önceden iş bulmak için şimdi ben görüyorum işin gereği bu ABD Post için de takip ediyorum ben. Her eyaletin, her şehrin Facebook, WhatsApp grupları falan var. Ama o kadar da çok dolandırılma hikayesi duyuyorum ki hani Türk'ü Amerika'da öter falan diye böyle espri falan da yapıyorlar hatta. Hani insanlara öneriyor musunuz bu gruplardan hiç tanımadığı insanlara bana green card çıktı oraya gelmem lazım iş bulur musunuz? Bir sorular soruluyor. Şimdi şöyle bir durum, oraya geleceğim ama iş konusuna bir el atmak istiyorum. Ben dediğim gibi arkadaşlarım vardı, rahat bir geçiş yaptım buraya. Ama bu imkanı olmayanlar yine araştırmalarını yapmaları gerekiyor. Yani sonuçta buraya gelecek olan
insanlar böyle sıfırdan bir insan olmayacak. Belli bir birikimi olan insanlardır muhtemelen bu green card'ı bilenler, green card için uğraşanlar. Yani en azından bir üniversite mezunudur. Onunla alakalı, kendi işiyle alakalı araştırmalar yapması gerekiyor. Burada ne yapabilirim acaba? Yani bu geçişi rahat yaşayabilmek için burada. O araştırmaları da internetten çok rahat bir şekilde yapabilir insanlar kendi iş alanlarına göre. Ha, bu ilk geldiğinde olmayabilir. Çünkü SSN'iniz gelmemiş olacak, sosyal güvenlik numaranız, bu her şey burada. Hani bizim Türk TC kimlik numarası gibi bir numara burada. Onun da her şeyi yapıyorsunuz. Bir iş başvurusunda bile onu soruyorlar mesela. Veya araba lease etmek için, finance etmek için bile o SSN numarası çok önemli. O gelene kadar. Yeri gelmişken o konuya da değinelim. Hani ilk gittiğinizde prim kartlısınız ama o numaranız elinizde olmuyor dediğim kadarıyla. Orada dediğiniz Yok. araç bile kiralayamıyorsunuz paranız olsa bile. Hani Yok, bu araç kiralayabilirsiniz. geçiyor. Araç normal kiralama şirketlerinden kiralayabilirsiniz. Onu normal Türk ehliyetinizle de kiralayabilirsiniz aracı. Ama hani aracı satın almak için hani böyle ne diyorlar ona? Türkiye'de şey alıyorsunuz ya, bankadan kredi alıyorsunuz ya. Krediyle araç almak isterseniz hani kendiniz alacaksınız sonuçta. Kiralama değil bu. Aylık olarak bunu ödemeniz gerekiyor. Yani aylık olarak ödüyorsunuz parasını. Onun için gerekiyor bu tür şeyler. Ama normal gidip bir rent-a-car'dan araba kiralamanızda hiçbir mahsur yok. Yani onu yapabilirsiniz. SSN önemli bu konuda. Yani Amerika'da her şeyiniz. O numara, yani o kartı kaybetmemeniz gerekiyor. O numarayı kimseyle paylaşmamanız gerekiyor. Yani aileniz dışında. O numara her şeyiniz burada. Yani Ne kadar diyebilirim. süre sonra elinize geçirdiğiniz kartı alıp oraya gittikten sonra? Ben biraz sıkıntı yaşadım. O biraz benim elime geç vardı. Bununla ilgili videolarım var YouTube kanalımda. Merak edenler o süreçte biraz izleyebilirler. Adresi yanlış mı yazmıştım ben? Ya doğum tarihim green card'ımda yanlış yazılmıştı. Gittik işte falan bir sıkıntı yaşadık. Sonra ben green card'ım geldiği adreste green card veya sosyal güvenlik numaramı, daha doğrusu oradaki ev sakini tarafından yenge hanım bizim çöpe attı falan. Öyle bir Hatırladım. sıkıntı yaşadım. O baya ben uzadı yani, bir 5-6 ay uğraştım onlar için. Çünkü gidip tekrardan başvurdum o green card'taki doğum tarihimi düzeltmek için ve SSN'i tekrar almak için falan. Dedim elime ulaşmadı yani SSN, gerçekten de benim elime ulaşmadı yani. Gitti evde kayboldu yani numara. O yüzden aldık bir şekilde de, ama uzun sürdü benim için. Ama eşim mesela 2 haftada geldi. Ben çok şey yani, hem green kartı hem sosyal güvenlik numarası 15 gün içerisinde geldi yani. Çok şaşırdım yani. Bu kadar hızlı olmaması gerekiyor. Anladım. İş konusuna dönelim. Siz hani arkadaşınız olduğu için şanslıyım dediniz. Evet. Şimdi dediğim gibi herkes kendi araştırmasını yapması gerekiyor. Yani ben bir doktora diyemem yani bunu yap, bunu yap. Çünkü o işle ilgili buradaki regülasyonları bilmiyorum. İş şartlarını bilmiyorum. Onu kendilerinin araştırması gerekiyor. O sertifikalar nasıl alınır falan, onları araştırıp öyle hareket etmeleri gerekiyor. Dediğim gibi SSN olmadığı için bunları ilk başta yapamayacaklardır. Onun için alt işlerde çalışmayı göze alacak. Yani buraya geldiklerinde en azından belli bir süre geçimini sağlayabilmek için alt işlerde çalışması gerekiyor. Yani ne bileyim, bir DoorDash'tır, bir Uber'dır. Gerçi onlar için de belli ehliyet kuralları var. Eyaletten eyalete göre değişir. Ehliyeti bazıları 1 yıl olması gerekiyor diyor. Bazıları da ehliyeti alır almaz kabul ediyor da, o da değişiyor eyaletten eyalete göre. Bu tür işleri yapmayı göze alacak insanlar. Yani buraya geldikten sonra eğer hani maddi durumu iyi değilse, çok öyle şey değilse, bunları yapıp böyle bir yavaş yavaş artık hedeflediği kendi iş alanına göre geçiş yapması gerekiyor. Yani geçiş böyle olur burada. Yani herkes sıfırdan başlamak zorunda bir şekilde. Yaptınız. Ya ben de az önce ifade ettiğim gibi Uber gibi, DoorDash gibi, Lyft gibi işler yaptım yani Kaliforniya'dayken. Daha sonra işte bu memuriyet mevzusu oldu. Amerikan devleti. Oraya başvurdum, bir devletin bir kurumuna. Ve böylece şu an devlet memuruyum yani. Sınava falan mı girdiniz? Haberiniz oldu. Ya şöyle, her kurumun kendi web siteleri var biliyorsunuz. Burada her şey yazılıdır. Girdim. Ya arkadaşlar arasında konuşurken
Ben daha önce aslında araştırıyordum bu tür yani devlet memurluğu için böyle seçenekler bakıyordum ama çoğu bana uymuyor çünkü vatandaşlık istiyor. Yani bir memur olabilmek için bir kurumda vatandaş olmanız gerekiyor. Böyle arkadaşlar arasında konuşurken birkaç kurumun daha doğrusu böyle Green Card'da memur aldığını öğrendim. Ben de gittim akşam hemen internetten bu kurumların web sitelerine baktım ve beni işte hani orada bir form var dolduruyorsunuz daha fazla bilgi almak için falan. Hemen o formları doldurdum, submit ettim. Birkaç gün içerisinde kurumlardan beni aradılar. Oradan işte beni arayan kurumlardan bir tanesiyle şeyimiz uyuştu, şartlarımız ve ben de böyle girdim kuruma. Tabii orada yine bir sınav oluyor. Her kurumun kendine göre değişik şeyleri var. Beni direkt orada sınava aldılar. Bizim gibi değil yani KPSS gibi bir sınav olmuyor. Böyle bir genel bir sınav açılmıyor devlet memurluğu için. Yani böyle bir şartı yok. Gidip başvurduğunuz zaman yani o kuruma başvurduğunuz zaman size özel bir sınav yapılıyor orada. Ama orada zaten sorular şeyler var yani herkese hemen hemen aynı soru, farklı kitapçıklar falan oluyor da soruluyor orada. O sınavı da geçtiğiniz zaman bazı kurumlarda da şey yazmanız gerekiyor. Kısa bir makale falan şeklinde bir şeyler yazmanız gerekiyor. Çünkü sizin anlama ve yazma becerinizi de ölçüyorlar bir şekilde. Bu sınavların amaçları o aslında. Bana basit İngilizce sınavı soruldu yani. Bir paragraf soruyor, cevabını veriyorsunuz. Matematik vardı mesela. O tür şeyler soruldu yani. O kadar zor bir sınav da değildi yani. Yani bazı kurumlar devlet memuru için green card'ı da kabul ediyor. Demek ki Evet. konumuzdan ötürü çok bilgi veremiyorsunuz, bana bahsetmiştiniz. Ama şöyle Evet. diyebiliriz. Orada memur olmak isteyenler internetten hangi tür kurumların green card'ı kabul ettiğini araştırabilirler. Ve sitelerinden başvuru yapıp dönüş bekleyebilirler. Basit bir soru Evet. soruyorlar tekrar kişiye özel. O da bence Amerika'da daha kolay işliyor sanki. Aynen öyle, aynen öyle. Ya şöyle mesela bir SFPD'ye yani San Francisco Polis Departmanı'na girmek için ne yapmanız gerekiyor? İlk önce o SFPD'nin sayfasına girip bakmanız gerekiyor. O SFPD'nin şartları nelerdir? Yani oraya başvurmak için şartlar nelerdir? Orada her şey yazıyor yani adamlar yazmışlar. Siz de yani eğer o şartları yerine getiriyorsanız iş başvurusunda bulunuyorsunuz. Daha sonra işte tabii polislik için farklı işleyebilir bu durumlar. Onun yani fiziki olarak da size bakacaklar. Belki sağlık olarak gidip detaylı bir muayene olmanız gerekecek falan. Bu tür yani şeyleri göze almanız gerekiyor o kurumlara girmek için. Yani her kurum farklıdır da yani polislik biliyorsunuz Türkiye'de de aynı şekilde işliyor. O sağlık şeylerini de geçtikten sonra artık yani başlıyorsunuz bir şekilde yani. Evet, ben Amerika'da aynısı Erdal Kaya'yla da bir röportaj yapmıştım, o anlatmıştı nasıl aşamalardan ki o çok zor. Yani orada bayağı sicilinizi detaylı Türkiye'deki bir öğretmeni falan aramışlar, yani o kadar detaylı bilgi. Ya ben biraz akıllılık yaptım. Türkiye'den bir kontak numarası vermedim. Ama yani 2 saatlik bir şeye girdim yani. Interview'e birebir. Yani bir de bir formu o formu doldurana kadar zaten benim 2 saatim geçti. Detaylı sorular soruluyor. Sonra biri geliyor size devletin başka bir kurumundan. O soruları tek tek soruyor. Siz de cevaplıyorsunuz. Üzerinden geçiyor yani. Burada yanlış yapmışsın, niye yapmışsın gibi. Ben birkaç yerde yanlış yapmıştım. Onları düzelttik. Yani her şeyi soruyorlar. Ben burada işte beni tanıyan 2 arkadaşımın kontak numarasını verdim. Onları aradılar. Onlarla birebir görüşmek istediler ama arkadaşlarım telefon üzerinden olsa daha iyi olur diye şey yapmışlar. Telefon üzerinden mülakat yapmışlar onlarla. Yani her şeyinizi soruyorlar. Çünkü şöyle bir şey, size güvenmeleri gerekiyor. Yani bir devlet memuru olarak başlayacaksanız sizin sicilinizin temiz olması gerekiyor. Hatta tertemiz olması gerekiyor. Yani bir parking ticket bile abartmış olacağım ama almamış olmanız gerekiyor burada. Yani böyle bir cezanızın olmaması gerekiyor. Çok önemli şeyler. Yani daha sabıka kaydınızın temiz olması gerekiyor kısacası. Her şeyi araştırıyorlar çünkü. Peki, nasıldı Amerika'dayken devlet memuru olmak? 2019'dan beri ben memur oldum. İşte 2019 Kasım itibariyle falan başladım. Yani İşte bir iki Amerika'da yıl oluyor. Nasıl? 2 yıldır mı bulunuyordunuz?
Yok, ben 2019'da şey başvurdum şey için, devlet memurluğu için. 5 yıl kalmıştım yani. Ha, beş Hatta İngilizce tabii bayağı gelişmiştir bu süreçte. yani sıkıntı yaşamıyorum ya. Yani İngilizce konusunda son 3-4 yıldır ben böyle pek büyük bir sıkıntı yaşamadım açıkçası, öyle diyeyim size. Yani 5 yıl kalmıştım zaten o zaman. 2014'ten beri buradayım ben. 2019'da da işte başvuruları falan yaptım ve girdim yani. Peki Amerika'da devlet memurluğunun avantajları oluyor sizin için? Ya şöyle, kurumdan kuruma göre değişir. Hem maaşınız hem de haklarınız falan değişir. Avantajlarınız, dezavantajları falan. Mesela birçok kurum sizin ve ailenizin sağlık sigortasını ödüyor. Sağlık sigortası biliyorsunuz Amerika'da en büyük sorunlardan bir tanesi. Ufak bir hastaneye ziyaret bile büyük paralarla şey oluyor. Yani sizin faturanız büyük, böyle kabarık gelebiliyor bazen. Ona dikkat etmek gerekiyor. Sağlık her şey burada. Sağlık sigortanızı ödüyor ki özel şirketler de bunu ödüyor zaten, sizin sağlık sigortanızı falan. Mesela bir özel şirkette, Apple'da, Facebook'ta çalışırsanız mühendis olarak onlar ödüyorlar. Ama o yine sizin mesela toplam maaşınızdan düşüyor o miktar. Yani 125 bin dolara anlaşmışsanız sizin bu 25 bin dolarınızı alıp sağlık sigortanıza ve vergilerinize ödüyorlar. Tabii bizde de yine vergi kesiliyor, ondan sonra sağlık masrafları kesiliyor, o maaştan kesiliyor. Ama bizim işte base maaşımız var yani, o bellidir. Ona dokunulmuyor yani. Öyle bir durum var. Sağlık konusu dediğim gibi yani çok önemli. En önemsediğim konulardan bir tanesi bu açıkçası Amerika'da. Bu avantajı var. Tek kusuru herhalde o değil mi? Sağlık Aynen sigortası. öyle. Aynen öyle. Ama İkinci olarak çoğunluk ödeniyor diyorsun. tabii devlet kurumlarının çoğu ödüyor. Yine aynı şekilde birçok kurum sizin eğitim kariyerinize destek veriyor. Mesela burada ben bir üniversite daha okumak istersem çalıştığım kurum benim okul paramı ödeyecek yani, öder yani. Veya master yapmak istersem onu da öder. Ama ben biraz tembellik yapıyorum. O tür işlere girmedim daha. Ama bu tür avantajlar var yani, o kurumların size sağlamış olduğu, kendinizi geliştirmek açısından size katkı sağlıyor yani bu konularda. Bu iki şey açısından çok önemli. Ben bu iki şey için bile olsa birçok devlet memurluğuna girerim yani. Maaş o kadar yüksek olmasa da şey olarak bu avantajlar daha önemli yani benim için. Onu da soracaktım. Maaş ortalamaları devlet kurumlarında nasıl, hani ya asgari ücretten tabii ki iyidir. Yani kurumdan kuruma yine değişir bu. Bir de çalıştığınız eyaletten eyalete göre de değişebilir. Hatta eyaletin içindeki şehirden şehire göre de değişir bu. Yani çok detaylı bir şey mesela. Mesela diyelim ki San Francisco'da polislik yapan bir adam daha fazla alıyordur Sacramento'da polislik yapan birinden. Çünkü oradaki hayat standartları veya iş yoğunluğu daha fazladır, daha ağırdır. Ona göre bir maaş alıyordur. Ama Sacramento'da biraz daha hafiftir. Orada daha düşük alıyordur yani. Ama dediğiniz gibi şeyden, asgari ücretten daha fazla tabii. Kaliforniya'da mı yaşarken devlet memurluğu için Washington'a geçtiniz? Evet. Şöyle, Amerika'da biliyorsunuz iki türlü devlet var. Bir federal ana devlet, bir de eyalet olarak bildiğimiz devletler var. 50 tane devlet var bu devletin içinde. Şimdi federal bir işe başvurduğunuz zaman yer değiştirebiliyorsunuz, eyalet değiştirebiliyorsunuz. Ama mesela eyalete başvurduğunuz zaman o eyalette kalıyorsunuz. Mesela o eyaletin içinde bir yer değiştirebilirsiniz en fazla. Var, yine değiştirebilirsiniz. Başka eyaletlerden teklif alırsanız o alanınızla ilgili geçiş yapabilirsiniz ama bu benim yani federal olarak yapacağınızdan çok daha zordur o. Şey olarak değişiklik. Benim şu an federal, yani federal devletle çalışıyorum. Şey değil, yani eyalet devletiyle çalışmıyorum. Olursak green card'ınızı aldınız. Süreci hallettiniz, konsolosluk her şey halloldu. Amerika'ya gittiniz. Burada falan yaptınız. İngilizceyi öğrendiniz. Sonra bu karşınıza devlet memurluğu imkanı çıktı. Bunu başardınız. Washington'a gittiniz. Daha sonra insanların hani şeyi de merak ediyorlar. Diyelim bekar biriyim.
Green Card kazandım ama oradayken Türkiye'den biriyle evlenmeye karar verdim. Eşimi nasıl yanıma getireceğim? Siz eşinize de Green Card aldınız. O süreci anlatabilir misiniz? Şimdi şöyle, aslında Green Card'a başvurmadan önce nişanlandığımda eşimle şey yaptım. Turist vizesine başvurdum. Hatta bir kere de öğrenci vizesine başvurdum. Tabii üçünde de reddedildi. Üç defa başvurular yaptım bu vizelere. Üçünde de reddedik. Ben dedim artık çıkış yolu olarak Green Card'ım üzerinden eşimi getirmem lazım. Bunu yapabilmek için de resmi olarak evli olmanız gerekiyor. Yani nişanlıyken bunu yapamıyorsunuz. Amerikan vatandaşıysanız, yani citizensanız onu nişanlılık vizesiyle getirebilirsiniz. Ama vatandaş değilseniz, Green Card'lıysanız evlenip eşiniz olarak getirmeniz gerekiyor. Ben de işte resmi nikah işlemlerini bitirdikten sonra gelip burada işte şey yaptım. USCIS diye bir kurum var. Immigration ofisi bu. Göçmenlik ofisi. Oraya şey yaptım. Gerekli formları doldurdum. E-130 işte İngilizcesi I-130 diye geçiyor. Onu doldurdum ve şeye gönderdim işte. Posta yoluyla USCIS'e gönderdim. Gerekli evraklarla işte bizim evlilik cüzdanımızın fotokopisini, ondan sonra birkaç fotoğraf işte evlilikten falan, düğünden falan. Ondan sonra işte böyle nüfus kayıt örnekleri falan. Orada aslında belgelerin listesi var. Detaylı olarak USCIS'in sitesinden bakılabilir. Bunlar açık, yani yazılıdır internette. Bir de devletin kurumları bunu zaten official olarak belirtmişlerdir nasıl başvuracağınızı falan. Oradaki dokümanları da gönderdikten sonra her şeyi işte bekledim. İşte 2019'un Nisan'ında biz başvurduk eşim için. Burada resmi olarak işlemleri başlattım. Ve 2020'nin galiba Mart ayının sonuna doğru USCIS bize dosyamızın onaylandığını bildiren bir mektup gönderdi. Dosya onaylandıktan sonra sizin dosyanız NVC denilen bir kuruma gönderiliyor. National Visa Center deniliyor buna. Bu kurum Immigration Office ile konsolosluk arasında bir kurum. O kuruma da gerekli evrakları submit etmeniz gerekiyor. İşte DS-260 formunu falan orada doldurmanız gerekiyor. Size bir confirmation numarası veriliyor. Açıkçası şey gibi, yani Green Card'ı kazanmışsınız gibi artık hareket ediyorsunuz. Orada işte DS-260 formu, o birth certificate işte, ondan sonra polis rekordu, sabıka kayıtları falan hepsini yüklüyorsunuz orada. Bir de ben sponsor olduğum için bana bakan yönüyle de burada çalıştığıma dair, benim vergilerimi ödediğime dair her şeyi orada yüklüyorum sisteme. O dokümanları da yüklüyorum. Bir de işte ücretleri var. Ben $120 ödemiştim kendim için. Eşimi sponsor olduğum için eşime. Ve eşim için de $325'di. Az önce ifade ettiğim gibi. Galiba 325 ya da $45 olması gerekiyor. Bu DS-260 formunun ücreti. Ondan sonra işte bu National Visa Center sizin o göndermiş olduğunuz dokümanları inceliyor. İnceledikten sonra işte o herhangi bir sorun yoksa sizin dosyanızı şeye gönderiyor, konsolosluğa gönderiyor, Ankara'ya. Ankara'ya gittikten sonra artık size orada bir gün veriliyor ve işlem artık o vize görüşmesi işlemi başlamış oluyor. Yine aynı şekilde o Green Card süreci devam ediyor. Yani o sağlık kontrolünden geçmeniz gerekiyor, işte ücretleri ödemeniz gerekiyor. Her şey orada devam ediyor aynı Green Card gibi. Daha sonra da işte eşim görüşmeye gitti ve vizesini aldı yani. Dediğim gibi orada bir belge sıkıntısı vardı. Az önce ifade ettiğim gibi. Onu da işte pasaportunu verdiler geri eşime. Dediler ki pasaportunla birlikte bu belgeyi şu belirttiğimiz adrese gönder. Biz inceleyip ona göre tekrar sana bilgi vereceğiz. Ve böylece onu da yaptıktan sonra vizesi onaylandı yani. Yaklaşık 11 ay vizesinin sonra hani onaylandığının haberi geldi. Ondan sonra da evet. Süreci falan. Bir aksilikler çıkmazsa yani ortalama bir yıl sonra kazanır. Ama şu anda bir şey, pandemi biraz uzatıyor değil mi her şeyi? Ya şöyle, USCIS zaten bir yıl falan sürüyor. Bu süreç aslında 2-2,5 yıl sürüyor. Yani basit bir süreç değil. Uzun bir süreç. Yani eşinizi, annenizi, babanızı, kardeşinizi getirmek isterseniz kendi Green Card'ınız veya vatandaşlığınız üzerinden en az 2-2,5 yılı gözden çıkarmanız gerekiyor. Bizim de 2 yıla yaklaşık olarak sürdüğü işlemler. Ve bu süreçte herhangi bir avukat kullanmadım, herhangi bir şey kullanmadım. Tamamen internetten araştırarak bu işlemleri kendim yaptım yani. Bu da aslında size maddi olarak biraz kazanç sağlıyor.
Bazıları avukatla çalışıyor. Avukatın orada aslında size pek fazla bir katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Ama bilmiyorsanız işlemleri avukatla çalışmakta fayda vardır. En ufak bir eksiklikte mesela işlem uzayabiliyor. Onu uzatmamak adına yine eğer bilmiyorsanız avukatlarla çalışmanızı öneririm. Ama biliyorsanız yapmanızı, kendi başınıza yapmanızı öneririm bu işlemleri. Yani o yüzden eğer hani evlenme sürecinde olacak, evlenmeyi düşünen kişilere Green Card çıktığı süreçte Amerika'ya gitmeden mutlaka evlenmelerini tavsiye ediyorsunuz değil mi? Yani başvuru yapmadan önce Green Card çekilişine. Yani Green Card çekilişine başvuru yaptıktan sonra da evlenebilir insanlar. Onu işte DS-260 formunu aslında doldurmadan önce evlenirlerse onu orada belirtebilirler. O düzeltmeyi girebilirler ve böylece orada tabii aynen. Ama mesela diyelim ki vize görüşmesine girmeden önce de evlendi ve DS-260 formunu doldurmuş daha önce de ve o arada işte evlendi. Bunu da konsoloslukla iletişime geçerek düzeltebilir diye biliyorum. Yani konsoloslukla bir şekilde iletişime geçecek. Diyecek ki ben evlendim şu tarihte. Yani Green Card sürecim devam ediyor. Eşimi de benimle birlikte götürmek istiyorum dediği zaman orada gerekli evrakları da ibraz etmesi gerekecektir. Ve böylece onu da getirebilecektir daha rahat bir şekilde. Yani hepsi için aslında bir güzel bir kolaylık da sağlıyor sistem. Tamam. Tabii. Aynen öyle. Dolayısıyla hani aydın yapmadım, hakkın yandı gibi şey de yok. Ama tabii biraz masraf ve zaman kaybı oluyor. Tabii çünkü bu DS-260 formu için her bir kişi için ayrı bir miktar ödemeniz gerekiyor yani. O da ayrı bir şey. Çünkü sağlık raporuna gittiğiniz zaman da aynı şekilde. Evliyseniz mesela eşim tek başına girdi o rapor şeyine, kliniğe. 380 dolar falan ödedik. Ama iki kişi gittiğiniz zaman bu 700 dolardan daha fazla olacaktır. Yani Üç kişi gittiğiniz tabii. doların da şu an Bu 10 liraya yakın olduğunu düşünecek olursak evet, aynen öyle. Baya bir tuzlu oluyor maalesef. maalesef. Ben şey olarak yani sıkıntı olsa da hani burada evlendik, buraya geldikten sonra evlenmek sıkıntı olsa da bekar gelmek her zaman daha mantıklı bence. İlk başta şey yani daha rahat alışıyorsunuz, kendiniz adapte oluyorsunuz, kendinizi biraz yetiştiriyorsunuz. Daha sonra evleniyorsunuz. Bu da eşinize destek olmak açısından sizin elinizi açıkçası daha da güçlendiriyor. Ben öyle görüyorum. Ama tabii ki evliyse yapacak bir şey yok insanlar. Hayırlısı olarak insan daha çok panik olur. Hele bir de çocuk da varsa hani ben nasıl iş Tabii. bulabilecek miyim, ailemi geçindirebilecek miyim? Tabii onlarda daha ağırlık oluyor. O da doğru ama evlilik Aynen. içinde yapacak bir şey yok yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki şimdi sizin kart alma sürecini, iş bulma sürecini, memuriyetinizi ve eşinize de kart çıkartmayı konuşmuş olduk. Biraz da Amerika hakkında bilgi verebilir misiniz? Mesela her kültürden renkli insanlar var orada ama gittiğinizde hani nelere dikkat etmeliyiz? Neler yapılmamalı? Hani ters düşebiliriz insanlarla. O konularda biraz bilgi verebilir misiniz? Şimdi Amerika tamamen farklı bir kültür, tamamen farklı bir coğrafya ve gerçekten hayat burada biraz daha hızlı işliyor. Yani Türkiye'ye göre biraz hareketli oluyorsunuz. Her ne kadar yani saat gece 8'den sonra bütün her yer kapansa da herkes evine çekilse de burada yine hareketli bir gün geçiriyorsunuz. Çünkü gün erken başlıyor. Mesela insanlar burada 4'te 5'te kalkıyorlar ve güne o saatlerde başlıyorlar. Bir spor yapıyorlar mesela sabahları. Ben de kendime biraz adet edindim bunu. Sabahları spor yapıyorum, öyle başlıyorum güne. Böyle başlıyor gün burada. Ve yoğun bir tempoda eğer iş falan yapıyorsanız, çalışıyorsanız burada yoğun bir tempoda geçiyor bu günleriniz. Kültür dediğim gibi tamamen farklıdır. Biraz şok olacaksınız o kültürden dolayı. Ama fazla şey yapmayın, yani kendinizi de kasmayın. Yani buraya uyacağım diye %100 aynı şeyi yapmak zorundayım diye kendinizi kasmayın. Kendinizi kasmanız gereken noktalar şunlardır Amerika'da. Kurallara uymak. Kurallar burada her şey. Yani eğer kurallara uyarsanız Amerika'da başınıza kolay kolay bir iş gelmez. Yani sıkıntı yaşamadan burada ben 5 yıldır yaşıyorum. Bir iki kere belki beni polis durdurmuştur. Onun dışında herhangi bir mahkemeye bile gitmiş değilim yani. Ceza yedim ama ödedim mesela onu. Yani böyle bir
serüven var burada. Ben yani böyle kimse beni durdurmuyor, polis bana kimlik sormuyor sokak ortasında durup dururken. Böyle rahat bir hayat yaşıyorsunuz. Kafanız her yönüyle rahat burada. Eğer kurallara uyarsanız. Burada en önemli noktalardan bir tanesi vergi. Amerika'da vergi olmazsa olmaz bir şey. Eğer vergi vermeye mükellefseniz burada bir sent bile olsa o vergiyi ödemeniz gerekiyor. Vergiyi ödemediğiniz zaman IRS burada en tehlikeli kurumlardan bir tanesidir. Bence hiç kimse IRS'le karşı karşıya gelmeyi göze almaması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü burada her şeyinizi kaybetme tehlikesini yaşayabilirsiniz IRS'te sıkıntı yaşadığınız zaman. Böyle bir şey var yani. Vergi burada hani vatandaşlık görevi bir şey gibi bir şey yani. Türkiye'de hani asker kaçağı, erkeklerin asker kaçağı olamayacağı gibi bir durum varsa burada da vergi vermeme gibi bir lüksünüz yok yani. Vergiyi vereceksiniz her türlü. Bir sentse bir sent, 100 dolarsa 100 dolar, 10 bin dolarsa 10 bin dolar veriyorsunuz yani. Bunun damıcımı yok yani. Bu vergi de işte her yıl mesela 1 Ocak'la 31 Aralık arasında yapmış olduğunuz miktar neyse yıl sonunda işte Ocak ayından itibaren başlayarak 15 Nisan'a kadar bunu ödemeniz gerekiyor. İşte IRS'e bildiriyorsunuz ben bu kadar bir para yaptım. Bunun işte çeşitli şeyleri var. Uygulamaları var. Ben mesela TurboTax'i kullanıyorum vergi öderken. Orada işte giriyorum bütün bilgilerimi. Ben bu kadar kazandım. Direkt daha doğrusu şöyle W2'yu hemen yüklüyorum sisteme. Alıyor hemen. Oradan kendisi tarıyor ve bilgileri direkt benim önüme getiriyor. Onları da onayladıktan sonra diyor ki sen bu kadar vergi ödemen gerekiyor. Ha, vergi ödemezsen de yani gelirin düşükse sana bu kadar devlet refund yapacak. O da var. Yani eğer geliriniz düşükse yıl sonunda devlet size bir vergi iadesinde bulunuyor. Böyle durumlar da var Amerika'da. Diğer türlü dikkat etmeniz gereken şey burada discrimination mevzusu çok önemli. İnsan ayrımcılık meselesi çok önemli. İnsanları din, ırk, ne bileyim renk ya da cinsel yöneliminden dolayı hiçbir şekilde yargılamamanız gerekiyor. Ayrımcılığa tutmamanız gerekiyor. İnsana insan gibi muamelede bulunmanız gerekiyor. Olması gereken de aslında bu. Bu tür şeyleri yaptığınız zaman burada başınız ağrıyabilir. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de bu taciz mevzuları var mesela. Yani onlara da çok hassas Amerika o noktalarda. Onlara da dikkat edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde yani bunlara dikkat ettiğiniz takdirde yasalara uyduğunuz müddetçe Amerika'da çok rahat bir hayat yaşarsınız. Ben 7. yıla yaklaştı ve dediğim gibi 1-2 trafik cezası dışında herhangi bir şeyim yok yani burada. Size ırkçılık yapan birileriyle karşılaştınız Ya açıkçası karşılaşmadım diyebilirim. Ya da ben bu tür konulara pek kulak asmıyorum. Yani yapmışsa kendisini ilgilendiriyor. Ben böyle birebir hani ırkımdan dolayı, milliyetimden dolayı ya da İngilizceyi aksanlı konuşmamdan dolayı insanlar beni böyle yadırgamıyor. Hatta bazıları daha da ilgili oluyor bana karşı. Enteresan bir şekilde bazı insanların kafası farklı çalışıyor. Herhalde şöyle düşünüyorlar. Rahat ettirmek istiyorlar sizi burada. Yani siz gelmişsiniz, tamam başka ülkeden olabilirsiniz, başka milletten olabilirsiniz. İngilizceniz o kadar yani native gibi konuşmuyor olabilirsiniz akıcı bir şekilde. Bunların yani bunun zor olduğunu biliyor o insanlar da ve sizi rahat ettirmek adına size daha da ilgi gösteriyorlar. Sizinle daha da ilgileniyorlar mesela. Böyle bir sıkıntı yaşamadım açıkçası. Ben öyle hani kimse beni milliyetimden dolayı ya da rengimden dolayı ya da dinimden dolayı mesela ben herkese Müslüman olduğumu söylüyorum yani ve rahat bir şekilde söylüyorum. Biliyorsunuz geçen 11 Eylül yıl dönümüydü, 20. yıl dönümüydü. Mesela bizim burada leasing ofiste bu kiralama ofisi oluyor bizim apartmanda yaşadığım için. Kadın şey yaptı yani eşim de kapalı olunca işe giderken bana şey sordu ya sıkıntı yaşıyor musunuz dedi bu 11 Eylül'ün yıl dönümü yaklaşıyor acaba insanlar size nasıl böyle eşine karşı bir tepki var mı kimse sizi rahatsız ediyor mu falan şeklinde yok dedim yani insanlar burada gayet anlayışlı yani böyle insanlar da var yani sizin rahat etmenizi düşünen insanlar da var durum bu yani burada. vardır ya, Allah hep iyilerle karşılaştırsın. Gerçekten çok güzel bir laf. Hani geçen gün bir kuaförle de söyleşi yaptım ben Amerika'da. Gözde dayısıyor. O da diyor yani hiç İngilizce bilmeden aslında
ay acaba ne yaptım ben falan derken dükkana gelen kadınlar bana İngilizce öğretmek için çaba harcıyorlar. O kadar yardımseverler ki diyor. Yani hiç sıkıntı çekmedim diyor. Aynen. Birçok insan da farklı olaylarla karşılaştığını anlatabiliyor. Yani gerçekten karşımıza çıkan insanlar bizim biraz şansımızı belirliyor bu hayatta gibi geliyor bana. Evet, bir de şöyle bir durum var. Mesela ben iki eyalette de yaşadım. Şimdi Washington'da yaşıyorum. Kaliforniya'da 5 yıl kaldım. Bu eyaletler biraz daha diversity, yani çeşitliliğin çok olduğu eyaletler. Burada da insanlar zaten başka ülkelerden gelmiştir. Başka ülkeden gelmiş kim kime niye ayrımcılık yapmışsın yani. Böyle bir durum da var burada. Bu eyaletler biraz daha rahatlar yani. Orta Amerika biraz belki sıkıntılı olabilir bazıları için. Çünkü orada native'ler var falan. Orada birkaç hadise de duydum yani arkadaşlardan falan. Ama genel itibariyle ben yaşamadım yani öyle bir şey. Peki vatandaştan nasıl geçtiniz? Ne kadar bir zaman sonra başvuru yapılabiliyor? O prosedür nasıl işliyor? Şimdi Amerika'da 5 yıl yaşadığınız zaman vatandaşlığa hak kazanıyorsunuz. Yani 5 yılın 3 yılını burada günü gününe yaşamış olmanız gerekiyor ama. Diyelim ki 5 yıl içerisinde gittiniz Türkiye'de yaşadınız geldiniz ama o 5 yıl içerisinde işte 36 ayı burada günü gününe yaşamış olmanız gerekiyor 3 yılını işte. Onu yaptıktan sonra yaşadıktan sonra o 5 yıl içerisinde 5 yıla 3 ay kala yani 4 yıl 9. ayı doldurduktan sonra vatandaşlık başvurularını başlatabiliyorsunuz. İşte yine N400 diye bir form var. Onu dolduruyorum, doldurdum ve USCIS'e internet üzerinden gönderdim. Yine aynı şekilde USCIS'te bir hesap oluşturdum. Aynı Facebook'ta hesap oluşturur gibi bir hesap oluşturdum orada. Ve oradan dokümanı yolladım. Daha sonra bir iki hafta sonra bana eve posta geldi. Dediler ki San Francisco'da şuraya gideceksin, parmak izi vereceksin ve fotoğraf çektireceksin. Ben de işte o verilen tarihte gittim San Francisco'daki USCIS ofisine ve orada işte parmak izi verdim. Sonra benim fotoğrafımı çektiler ve orada bana bir kitapçık verdiler. İşte Civic Test denilen en son aşamada size sorular sorulacak o kitapçıktan. 100 tane soru var o kitapçıkta. Onu çalışmam önerildi. Biraz çalış dediler. Amerika'nın tarihiyle ilgili falan orada sorular var. O 100 sorudan 10 tanesi soruluyor sizlere vatandaşlık aşamasında. 6 tanesini doğru cevaplarsanız artık devam etmiyor. Yani 7. soruyu sormuyor size. Böyle bir şey var onun da. O kitapçığı aldım ve ayrıldım oradan. Daha sonra bekledim USCIS'ten ikinci bir randevu gelmesini bekledim. Yine aynı şekilde dediğim gibi internet üzerinden bu süreci takip edebilirsiniz. Kendi hesabınıza girip USCIS'ten ne aşamada, kaç ay kalmış falan orada estimated time falan yazıyor. Onları görebilirsiniz. Ben de işte beklemeye koyuldum ve Mart 2019'da bana şey geldi. Pardon, Mart 2020'de ben Temmuz 2019'da, 26 Temmuz 2019'da başvurdum vatandaşlığa. Mart 2020'de, 30 Mart civarında bana işte gün verildi. Dediler ki San Francisco'daki ofise gideceksin, işte görüşmeye gireceksin. Bu randevu şey, mülakatı oluyor, vatandaşlık mülakatı. Tabii araya pandemi girince o iptal edildi. İptal edilince ben de o aşamada zaten memurluk başlamıştı ve bu Washington'a gelmiştim. Hemen şeyi aradım, USCIS'i aradım. Dedim ki ben artık Washington'da yaşıyorum, San Francisco'da benim dosyam var. Onu Seattle'daki ofise gönderir misiniz? Onlar da işte buradaki ofise gönderdiler ve tekrar bana orada bir gün verildi daha sonra. İşte pandemiden dolayı dediğim gibi süreç biraz uzadı. 2 Kasım 2020'ye tarih verildi. Yeni bir tarih. Ve burada işte Seattle'daki ofiste gittim, mülakata girdim. Orada da dediğim gibi o size verilen kitapçıktan sorular soruluyor. Mesela bana sorduğu çok basit bir soruydu. Amerikan başkanı kimdi? O zaman tabii 2 Kasım olduğu için 3 Kasım'da da seçim vardı biliyorsunuz. Donald Trump'tı başkan daha. Ben Donald Trump dedim mesela. Bir de buranın mesela galiba şey sormuştu. Eyalet governor kim işte? Eyalet valisinin ismini falan sormuştu. Öyle basit birkaç soru soruyorlar. Yani öyle zor bir sorular da değil o kitapçıktaki sorular. 6 tanesine doğru cevap verdim. Devam etmedi zaten. Tamam dedi. Daha sonra şey diyor. Tebrikler. Vatandaşlığa hak kazandınız. Sizin vatandaş olmanız için bir üst kurumda
bir üst kuruma öneride bulunacağım diyor. Ama bu değişti pandemiden dolayı. Artık direkt diyor ki tebrikler, vatandaşlığa hak kazandınız. Vatandaş olmak ister misiniz? Ben de gülerek dedim ki dedim ya zaten bunun için buradayım. Ben vatandaş olmayacaksam niye geldim buraya dedim. O da biraz güldü falan. Tamam dedi. Ben şeyi bu yemin metni var biliyorsunuz, Amerika başkan seçilince böyle elini kaldırıyor, sağ elini yemin ediyor. Tabii İncil falan yok orada. Sizi böyle bir şeye zorlamıyorlar. Şey hani dininizden dolayı orada toleranslar var. Bir yemin metnini, çıktısını aldı. Dedi bunu sana vereceğim. Ona bakarak da tekrar edebilirsin. Ben okuyacağım. Sen de tekrar et dedi. Metni verdi. Ben de ayağa kalktım. Elimi kaldırdım. O da kalktı. Elini kaldırdı bana karşı. O okudu. Ben de kağıda bakarak veya onun okuduğunu tekrarlayarak şey yaptım yani. Yemin ettim. Ayrıca şu da var. O soru kısmında biraz atladım. Özür diliyorum. Sizlere bir cümle veriliyor mesela tabletin ekranında. O cümle kayboluyor. O cümleyi yazın diyor. Tablette kalemle yazıyorsunuz onu. İşte sizin yazma becerinizi ölçüyor. Ve size bir cümle yine veriliyor iPad'in ekranında ya da tabletin ekranında. Şey diyor, bu cümleyi okur musun diyor. Basit bir cümle mesela. Yani o kadar zor bir cümle değil. Yani sizin hem reading hem de writing şeyinizi ölçmeye çalışıyor insan orada. Ben de onları da yaptım zaten hemen. Ve böylece şey geçmiştim. Daha sonra yeminden sonra şey dedi, tamam dedi, siz bekleme salonuna geçin. Tekrar o bekleme yerine geçtim. Ve sizin sertifikanızı print edeceğim, yazdıracağım, size getireceğim dedi. Tebrikler, vatandaş oldunuz dedi yani kısacası. Daha sonra bir 5-10 dakika geçmeden o sertifikayı şey yaptı, çıktısını aldı. Bu sertifika çok önemli bir sertifika. Sizin burada, hani burada doğmadığımız için bizim burada doğum belgemiz gibi bir şey Amerika'da. O citizenship sertifikası. Onu saklamanız gerekiyor. Bir mesela pasaporta başvurmanız gerektiğinde o sertifikayla gidip mesela post ofisten, burada PTT gibi bir kurum var. Oradan gidip pasaport başvurusunda bulunuyorsunuz. Ve bu sertifikayı mesela Social Security Administration ofisi var. Oraya göndermeniz gerekiyor. Sizin sosyal güvenlik numaranızda bir güncelleme yapılması gerekiyor. Çünkü artık siz vatandaş olduğunuz için onu sisteme okutması gerekiyor. O sertifikayı gönderiyorsunuz posta yoluyla onlara. Onlar sizin bilgilerinizi güncelliyorlar. Size yeni bir SSN kartı basıyorlar, gönderiyorlar. Ve tekrar sertifikayı size gönderiyorlar SSN ile birlikte. Bunlar önemli yani. Vatandaşlığa geçtikten sonra buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ve işte dediğim gibi pasaporta başvurmak isterseniz de gidip post ofisten pasaporta başvurabiliyorsunuz. $110 dolar ödüyorsunuz ve pasaportunuz bir 12 hafta içerisinde elinizde oluyor. Eğer benim gibi hızlandırmak isterseniz 4 ile 6 hafta arasında gelmesini istiyorsanız ekstra bir $60 dolar ödüyorsunuz. Onu da hızlı bir şekilde gönderiyorlar size. Peki yani çifte vatandaşsınız değil mi? Hem Türk vatandaşı hem Amerikan vatandaşı. Evet. Evet. Vatandaş olduktan sonra eşiniz de vatandaş mı oluyor, yoksa green card mı kalıyor? Yok, eşim hala green card'lı. Şimdi ben biraz daha araştırıyorum onu, detaylı olarak bilmiyorum ne kadar süre kalması gerekiyor o. Bir de benim iş durumumdan dolayı acaba daha hızlı vatandaşlığa geçme hakkı var mı yok mu onu tam bilmediğim için şu an bekliyoruz yani, daha green card'lı o. Yani o direkt vatandaş olmuyor yani. Evet. Ben zaten vatandaş olduğumda daha o burada değildi yani. O da var. Yani o 2021'de geldi. Ocak 2021'de buraya geldi. Vatandaş olup evlenmiş olsaydınız bile onu nişanlılık vizesiyle buraya getiriyorsunuz. Evet, yine green card'lı olacaktı. Nişanlılık vizesiyle buraya getiriyorsunuz. 90 gün içerisinde burada resmi bir kurumda evleniyorsunuz. İşte gidiyorsunuz mesela City Hall'lerde. Evleniyorsunuz, onu resmi olarak belirtiyorsunuz. Onu 90 gün içerisinde yapmanız gerekiyor. Yapmadığınız takdirde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Farklı konumda insanlar varsa hepsi hakkında bilgi edinsinler istiyorum. O yüzden. Aynen. O şekilde de vatandaş oldunuz. Evet. O da demek orada yemin ettiriliyor. Hemen çıktısı alınıp veriliyor. Siz belgeyi gerekli yerlere teslim ediyorsunuz. Vatandaş olduğunuz işleniyor. Pasaportunuzu da talep ediyorsunuz. Hızlandırma şansınız da var ekstra ücrette. O da güzel. Evet. Peki, evet.
Şu önemli mesela, bu pandemiden dolayı dediğim gibi o süreç iki randevu, üçüncü randevu verilmiyor size. Normalde üç randevu oluyor. Bir parmak izi dedim ya, ilk başta size parmak izi randevusu veriliyor. Sonra işte mülakat randevusu veriliyor. Son olarak da yemin randevusu veriliyor. O sertifikayı almanız gereken aslında yer o yemin ettikten sonra üçüncü randevuda veriliyor. Ama bu pandemiden dolayı iki ile üçü birleştirmişler. Aynı yani USCIS'in ofisinde o sertifikayı falan alıyorsunuz direkt. Hiç uzatmıyor yani. Anlattıklarınızdan şimdi aklıma geldi. Hani yazma kabiliyetiniz İngilizceyi, okuma kabiliyetinizi de test ediyorlar ya. Bir de yanınızda bir tercüman olmuyor. Birebir sorulan sorulara kendiniz cevap veriyorsunuz. Acaba 5 sene orada yaşayıp yeterli İngilizce öğrenmeyenlere vatandaşlık onaylanmıyor mu acaba? Benim aklıma öyle bir soru geldi şu an. Valla bilmiyorum onun cevabı açıkçası. Yani 5 yıl burada yaşayıp da iki kelime İngilizce öğrenmemişse bilmiyorum. Yani biraz sıkıntılı bir süreç o. Yani Zaten almasın ya vatandaşlık almasın yani yani bir şekilde ben öyle derim. Açıkçası ben o kurumda çalışan memur olsam vermem yani, önermem yani. Madem sen buraya gelmişsin, yaşamışsın burada 5 yıl, para kazanmışsın, hayatını yaşıyorsun burada, niye değil öğrenmiyorsun yani, kendine bir yatırım niye yapmıyorsun yani? Basit bir şey yani. O çok zor ya. Ben burada insanlar İngilizce bir şekilde öğreniyorlar diye düşünüyorum. herhalde. Lazım değil mi? Yani herkes öğrenir. Evet, aynen öyle. Ya zaten hani yıllar evvel şey hatırlıyorum ben. Almanya'da çoğu Türk de öğrenmez ya Almancayı. Almanya'da yaşarken Evet. dışarıda Evet. Almanca öğrenmezler. Bir doktor yaşlı bir Türk kadını kendi derdini kendi anlatamıyor. Oğluyla gidiyorsa reddetmişti. Ya biraz böyle şey geldi, ters bir tepkiydi ama bir yandan adamı da düşününce hak veriyor insan. Yıllardır, 40 yıldır Almanya'da yaşıyormuş kadın. Tek kelime Almanca bilmiyor. O zaman da ben sana bakmıyorum demiş doktor. Almanca Evet. öğrendim. İşte de Türk doktora git demiş. Evet. Doğru. Yani Ya vermiyorlar ki yazma ve okuma yeteneğini de test ediyor basit bir şekilde. çok basit yani, ufak bir cümle veriyor, kısa bir cümle, 2-3 kelimeden oluşan. Onu işte gösteriyor ekranda, o kayboluyor, siz onu yazıyorsunuz veya yine gösteriyor ekranda, onu oku diyor, okuyorsunuz yani, çok basit bir şey. Zaten o hani mülakata girerken konuşuyorsunuz. Az çok zaten o konuşma becerinizi falan görüyoruz orada. Yani onu yapabilen o diğeri basit bir şey yani. O kadar Yani zor bir şey değil. o 5. senenin dolmasına 3 ay kala ya kadar en az 3 sene, 36 ay dediniz değil mi? Kesintisiz Evet. yani Kanada'ya da geçmemeli miyim? Ya şöyle, günü gününe burada yaşamanız gerekiyor. Yani şöyle mesela, diyelim ki 5 yıl içerisinde geldiniz Amerika'ya, 1 yıl kaldınız. Gittiniz Türkiye'de 1 ay kaldınız, geri geldiniz. O 1 yılınız kaybolmuyor. Yani üst üste kalmanız gerekmiyor. Yani o süre zarfı içerisinde 3 yılı burada günü gününe geçirmeniz gerekiyor. Yani gün olarak Amerika'da bulunmuş olmanız gerekiyor. Mesela geldiniz 1 yıl kaldınız, 1 ay gittiniz Türkiye'de kaldınız, geldiniz yine 1 yıl kaldınız, gittiniz yine 2 ay kaldınız Türkiye'de ya da 3 ay. Maksimum zaten biliyorsunuz 6 ay kalabiliyorsunuz yurt dışında green card'lıysanız. Aksi takdirde biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz bir işte. Yani bir sebebiniz yoksa, tabii geçerli bir nedeniniz yoksa kalamıyorsunuz. Daha sonra yine geldiniz işte, burada 1 yıl yaşadınız, toplamda 3 yıl oldu değil mi? O 3 yıl sizin zaten şeyiniz dolmuş oluyor, hakkınız dolmuş oluyor. İşte bu 5 yılı doldurduğunuzda gidip başvurabiliyorsunuz yani. Ben bunu Basit bir şey. kesintisiz zannediyordum. Yok, kesintisiz değil. Öyle bir şart yok yani. Ben Ben... çünkü arada girip çıktım yani, Amerika'ya dışına gidip geldim yani birkaç defa. O şey etkilemedi yani beni. Yani 5 yıl içinde 3 sene Amerika'da geçen süreyi doldurmuş olmak gerekiyor. O önemli. Aynen, aynen öyle. Aynen öyle. Ay. Niye böyle bir şey var bilmiyorum ama yani adamlar böyle bir kural koymuşlar yani. Bilmiyorum. Dil meselesi gibi aslında. Burada yaşamayacaksan niye gönül takmışsın? Vatandaş da olma der yani. Aynen. Doğru. Aslında o 6 aylık mantık da oradan geliyor. Yani gidip de 6 ay kalıyorsun mesela, şey oluyor. Bir de hani bu aşılanma oluyor. Burada seasonal mesela, her dönem belli başlı aşılar yapıyoruz biz gidip hastanede. İşte doktorumuz diyor ki sizin aşınız gelmiş, gidip aşı oluyoruz mesela. Bu flu aşıları falan mesela.
Onlar burada olunmuyor mesela. O da ona da dikkat ediyorlar. Mesela 6 ay kaldığınız zaman aşılarınızı da yaptırmamış oluyorsunuz. Sağlık şeyleri de sıkıntı olabiliyor yani. Peki yaşam koşulları açısından, fiyatlar açısından kıyasladığınızda Türkiye ile neler söyleyebilirsiniz? Amerika'da olmaktan memnun musunuz? Bir gün Türkiye'ye dönerim diye düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle, ben ilk geldiğimde az önce başta da ifade ettiğim gibi Silikon Vadisi'ne geldim. Tamamen farklı bir dünya ve açıkçası Amerika'nın en pahalı yerlerinden bir tanesi. Yani bir New York gelir akla ilk önce pahalılık açısından, bir de San Francisco Bay Area bölgesi. O 400 dolarla oraya inince biraz şok olabiliyorsunuz yani. Fazla da para getirmemiştim yanımda. Yani 400 dolarla geldim Amerika'ya açıkçası. Ama bir şekilde burada çalışırsanız kazanıyorsunuz. Yani bir şekilde hakkınızı alıyorsunuz burada. Yani hayat standartınız da belli bir dönem sonra yükseliyor burada. Sıkıntı yaşanmaz yani burada. Hani hayat standartı bakımından belli bir seviyeye geliyorsunuz kısa süre içerisinde. Türkiye'ye dönme şu an düşünmüyorum açıkçası. Büyük konuşmayayım ama aklımın ucuna bile gelmiyor yani. Öyle bir şeyim yok yani. Açıkçası biraz Türkiye defterini kapattım diyebilirim yani. Şu an itibariyle. Yani Amerika'da yaşayan çok insan bunu soruyor hani burada bir çabalarsanız 10 kazanıyorsunuz. Türkiye'de 10 çabalasanız da hep bir kazanıyorsunuz ancak Ya diyor. işte o aslında yani ben Türkiye'den ayrılma nedenlerimden bir tanesi o. Başta da ifade ettim ya 2010'lu yılların başında ben yani Avrupa ülkelerine daha çok bakıyordum. Bir de İngiltere'ye falan bakıyordum. Yani şöyle öğretmenlik okuyorsun ama şimdi şöyle dediğim gibi 2010'lu yılların başında işte çıkmak kararı almıştım. Çünkü şöyle düşünüyordum. Ne kadar burada başarılı olursam olayım yine hak ettiğim seviyeye gelemeyeceğim. Yani hak ettiğim imkanları elde edemeyeceğim Türkiye'de. Maalesef böyle bir şey var. Yani o da acı gerçeğimiz yani. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ben orada işte o 2010'lu yıllardan itibaren bir kırılma yaşamıştım zaten Türkiye'de. Buraya gelince bu imkanları görünce ben açıkçası aklımı peynir ekmekle yemedim. Gidip tekrar aynı şeyi yaşamak istemiyorum. Yani bir de burada bir hayat düzeni kurdum. Yani evlendim falan. Eşim de burada. Şimdi kalkıp dönüp tekrar Türkiye'de bir şey yapmaya çalışırsam bu benim için biraz şey zorlama gibi bir şey olur. O yüzden şu an düşünmüyorum açıkçası. Şey Peki olarak. fazla özür dilemeyeceksiniz. Eşiniz de çalışır mı Amerika'da? Yok, şöyle eşim yeni geldiği için şu an dil ile uğraşıyor. İlk önce İngilizcesini geliştirmesi gerekiyor. Diğer aşamada da bir bölüm belirledik. Kendisinin de beğendiği böyle kafasına oturan bir bölüm belirledik. Onu okuyacak inşallah. Ondan sonra da şey yani eğer iş bulursa elbette çalışacak yani Peki, Amerika'da. sizin için sordum ben. Sadece sizin memuriyetten kazandığınızda rahat yaşayabiliyor musunuz Washington'da şu an? Evet, yani hiçbir sıkıntı yaşamıyorum ya. Tek bir kişi. Evet, zor oluyor elbette. Mesela yapmak istediğiniz birçok şey vardır. Bu sizi sınırlandırır sizin maddi durumunuz. Eğer evde iki kişi çalışmıyorsanız. Ama bir kişi bile evi geçindirebilir yani Amerika'da bir şekilde. Yani o zor olmuyor. Ben şu an memuriyetten kazandığım parayla geçiniyoruz yani. Bir de şu an eşim geldiğinden beri genelde hafta sonları evde durmuyoruz yani. Bugün ve bu hafta sonu durduk çünkü geçen hafta San Francisco'da gezmiştik. Öyle biraz bu hafta evde de kalalım dedik. Genelde dışarı çıkıyoruz yani geziyoruz yani açıkçası burada gidiyoruz, parkları görüyoruz falan. Bu imkanlar da olabiliyor sizde yani burada. Çünkü bildiğim kadarıyla zaten yeme içme, kıyafet, mazot gibi şeyler Amerika'da çok çok daha uygun fiyatlı Türkiye'yle kıyaslanınca. Kıyaslanınca evet ama son zamanlarda benzin fiyatları yükseldi Aman maalesef. yükseldi demeyin. Bizim buralarda kıyaslayınca bize yine çok komik geliyor. Tabii mutlaka enflasyon oldu orada bu pandemiden sonra karşılıksız para basmanın sonucu. Aynen. Aynen. Haklısınız ama Öyle. yine de burayla kıyaslayınca ya burada Ya. her hafta gidiyorsunuz farklı bir rakamla karşılaşıyorsunuz marketlerde, pazarlarda. Yerinde durmuyor, hiçbir kontrol yok yani. Evet. Ya şöyle mesela benzin konusunda da ben genelde şeyden alıyorum yakıtı. Costco denilen bir market zinciri var. Çok büyük market zinciri bu Amerika'da. Oradaki benzin yakıt fiyatları daha ucuz oluyor, daha uygun oluyor.
Benim de üyeliğim var oraya. Yıllık 120 dolar ödüyorum üyelik için. Tabii o alışveriş yaptığım zaman puanlar toplanıyor. Yıl içerisinde kendini amorti ediyor aslında. O verdiğim parayı geri alıyorum. Bana çek gönderiyor yıl sonunda. Gidiyorum tekrar o parayla membership'imi yeniliyorum Costco'da. Orada mesela alıyorum daha ucuz olduğu için falan. Ya ucuzluk yani yerden yere de dediğiniz gibi değişebiliyor burada da. Yani bilirseniz nereden alışveriş yapacağınızı, nereden yakıt alacağınızı burada da o imkanları yakalayabilirsiniz. Yani biraz daha alt seviyede şeyleri alabilirsiniz yani. Genelde ben dediğim gibi Costco'yu tercih ederim yani hem alışverişte hem yakıtta. Son olarak her şeyin üstünden geçmiş olduk. Bayağı da gerçekten detaylı bilgi verdiniz. Çok teşekkürler. Son Ben olarak teşekkür ederim. Green Card çekilişine Ekim ayında başvuru yapmak isteyenlere tavsiye ederiniz ve sizin kendi eklemek istedikleriniz varsa onları alalım. Başvuru yapacaklara ya da yapmayı düşünenlere şunu söylüyorum. Gelmeyi düşünüyorsanız başvurun. Çünkü eğer gelmeyi düşünmüyorsanız ve gerçekten hani %100 gelmeyecekseniz kesinlikle başvurmayın. Çünkü size çıkarsa başkasının çıkmaması çok isteyen birisi kazanamamış oluyor. Yani ona çıkmamış oluyor. Siz onu engellemiş oluyorsunuz ve gelmeyecekseniz hakkınız yanmış oluyor. Yani bir yıl içerisinde falan o işlemleri yapmasanız boşu boşuna bir tane spotu doldurmuş oluyorsunuz. Eğer gelmeyecekseniz başvurmayın diyorum ilk başta. İkinci olarak dikkatli olmalarında fayda var diyorum başvuru yapacaklar için. Yani e-mail yoluyla WhatsApp grupları üzerinden size bir link gelir. Onlara tıklamayın. Devletin kendi resmi bir linki var. O link üzerinden girip başvurunuzu yapabilirsiniz. Ve bu başvuruyu yani Green Card çekilişi başvuruları Ekim ayının ilk haftasında başlıyor. Kasım ayının da ilk haftasında bitiyor. Ve yılın herhangi bir döneminde Green Card'a hiçbir şekilde başvuramazsınız. Yani çekilişine başvuramazsınız. Şirket üzerinden başka türlü başvurular oluyor. O bizim case'imiz değil. Yani bizim alanımız değil. Bu alana sadece bu dönem içerisinde başvurabiliyorsunuz. O yüzden yıl içerisinde size birileri yanaşır, e-mail gönderir, mesaj gönderir, Green Card başvuruları başladı, şu kadar para öderseniz başvurunuzu yapacağız falan derlerse inanmayın. Güvenilir bir şirketle çalışabilirsiniz. Danışmanlık şirketiyle çalışabilirsiniz. Belli bir para karşılığında elbette. Onun dışında önermiyorum. Ki zaten burada çalışacak bir şey yok açıkçası. Ben size söyleyeyim yani. Çok basit bir sistemleri var. YouTube'da bir sürü video var. Nasıl başvuru yapılır? Ben bile birkaç tane çekmişim mesela kanalımda duruyor. Oradan takip ede adımları bir defa videoyu izledikten sonra zaten kendiniz de İngilizce bilmeden o formu doldurabilirsiniz yani. Basit bir form. Hemen basit bilgilerinizi veriyorsunuz ve submit ediyorsunuz, gönderiyorsunuz. Sonunda bir confirmation numarası geliyor, onay numarası diye. O numarayı bir yerde saklayın. O önemli bir şey. Size işte ad soyad falan böyle kutucuk gibi bir şey geliyor. Alt alta yazıyor yazılar falan. O bilgilerin hepsini kopyalayın. Bilgisayarınızda saklarsınız. Telefonunuzun notlar bölümüne mi saklarsınız? Ya da ekran görüntüsü alıp fotoğraf olarak mı kaydetmek isterseniz bir şekilde o bilgiyi kaybetmeyin. Çünkü o numara olmadan Mayıs ayında sonuçlar açıklandığında sonuçlarınıza bakamayacaksınız. Bu önemli yani. Onun dışında dikkat etmeleri gereken bir şey yok. Heyecan yapmasınlar. Bir de şöyle başvuru size garanti vermiyor. Hatta çıktıktan sonra da garantiniz yok. Gelip gelmeyecekle ilgili. Yani Green Card Mayıs ayında diyelim ki kazandınız ama sıranız çok gerilerde. Sıra gelmezse gelemiyorsunuz maalesef. Böyle durumlar da var. O yüzden heyecan yapmaya gerek yok. Her şeyi adım adım sakin sakin yaparsanız bir sıkıntı yaşamazsınız. Çok güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Ağzınıza ederim. sağlık.